Bundan sonra burada yanımda yatacaksın. Sen beni bununla mı korkutacaksın? Seni korkutmak gibi bir derdim yok. Korkman, korkmaman umurumda bile değil. Derdin ne o zaman? Derdim merdim yok benim. Böyle olacak. O kadar. Konuklar gelmeye başladı. Evet. Gerçekten karım olmana az kaldı. Baran Karabey. Bir kurşun yarasıyla kurtulduysa bu ben istediğim için. Bravo ya. Çok güzel. Yediğime, içtiğime, yattığıma, kalktığıma. Her şeye ama her şeye sen karar vereceksin yani. Hapishane hayatında ikinci perde başlıyor demek. Hayır Dilan. Hapishane hayatın yeni başlıyor. Eskiden yaşadıklarını hak etmediğini düşünürdüm. Adil olmaya çalışırdım. Ama bundan sonra o günleri bile mumla arayacaksın. Asıl hapishane hayatın neymiş şimdi öğreneceksin. Senin adil dediğin hayatta neler yaşadım ben, haberin var mı? Ben kime ne anlatmaya çalışıyorum ki? Evet. Anlamadığım çok şey var. Varmış. Bak. Tamam, geçmişi bir kenara bırakalım. Bugüne dönelim. Ben bugün burada, bu konakta, bu gece, bu yatakta yatmayacağım. En azından bunu anlasan iyi edersin. Uzatma artık, yeter. Yatacaksın. Bir yolunu bulup ailemle ilgili her şeyi yoluna koyana kadar ne diyorsam onu yapacaksın. Sonra ben hayatımı kaldığım yerden devam edeceğim. Ama sen o hayal ettiğin araştırmalarına, o çok sevdiğin kitaplarına dönemeyeceksin. Ve ben istediğim müddetçe bu konakta, bu odada kalacaksın. Dedim ya, uzatma artık. Uykum var. Berbat bir gün oldu zaten. Sayende. Seni. Sevmiyorum. Bizden olmaz artık, anla. Daha bugün bile oynadım ben sana. Bana güven diye. Rahatça kaçabilmek için. İntikam aldım ben senden. Yaptıklarının bedelini ödet. Thank you.
Ne diyeceksin, iyi geceler mi? Senin gecelerin artık iyi geçmeyecek. Çok doğru. Berbat geçecek hatta. Ne olur affet beni Baran. Söylediklerim kalbini yaralıyor, biliyorum. Ah bebişsen. Bir an önce gidebilmek, hayatını kurtarabilmek için dökülüyor ağzımdan zehirli kelimeler. Oysa ben sana aşkımı, sevgimi haykırmak isterdim. Gitmek değil, bir ömür yanında kalmak isterdim. Ama yapamam. Çünkü hayatınla nefretin arasında bir seçim yapmak zorunda bırakıldım. Sen yaşa diye ben nefretini göğüslemeyi seçtim. Dilediğin gibi acıt canımı. Senden gelen her şeye razıyım ben. Yeter ki uzakta bir yerde de olsa kalbinin attığını, nefes aldığını bileyim. Yaşattığım her şey için beni affet. Uyuyamadın mı Baran Bey oğlum? Aşk eli avuca sığmaz ateşten bir kuştur Baran Bey oğlum. Bir öfke kıvılcımı yeter yangın çıkarmaya. Sonra o ateş nefretle harlanır, yayılır, göz gözü görmez olur. Alevler arş-ı âlâya ulaşır. Sadece sevdiğini değil, seni de yakar, kül eder. Artık söndü sanırsın. Ama o için için yanmaya devam eder. Hem seni hem de sevdiğini kıyamete kadar kor ateşler içinde bırakır. Aşk denilen ateşten kuş nasıl ehlileşir bilir misin Baran Bey oğlum?
sevgiyle, merhametle, en çok da sabırla. Şimdi yüreğin mahşer yeri gibi biliyorum. Ama illaki ferah bir rüzgar esecek. Dağılacak bu duman. İşte o zaman görmediklerini göreceksin, anlayamadıklarını anlayacaksın. Sadece sabır. Sen sabret ki o aşk anka kuşu misali küllerinden yeniden doğacak. Hadi iyi geceler evlat. Geç oldu, ben gideyim artık. İyi geceler Ahmet amca. Neden ağlıyorsun? Neden olacak? Yaşamak zorunda bırakıldıklarımdan. Ağlama. Niye? Buna da mı karışacaksın? Benim yanımda ağlama bir daha. İyi tamam. Bir daha ağladığımı görmez. Senin merhametini kullandım ben. Azade Hanım seni nefretle büyütmeye çalışsa da içindeki merhameti öldürememişti. Ben de onu kullandım Baran Karabey. Nasıl sönsün öfkemin ateşi? Nasıl teslim olayım merhamete? O benim merhametimi bile silah yapmışken ben nasıl? Görmüyor musun? Şurayı kapatıyorum. Ben kapatırım. Thank you.
O telefon aradığım an açılacak demiştim. Ben açacaktım. Sadece... Sen sadece beni oyalıyorsun. Vakit doldu demiştim. Ya gelirsin ya o ölür demiştim. Dur yapma. Lütfen yapma. Geleceğim ben, geleceğim. Söz geleceğim. Ama biraz bana zaman ver. Yalvarırım. Bak ömrümün sonuna kadar ne istersen yaparım. Yeter ki ona dokunma lütfen. Artık çok geç. Hayır! Hayır! Sen iyi misin? Ben çok kötü bir kabus gördüm. Onun etkisi. Ben elimi yüzümü yıkayayım hemen. Telefon çaldığı an açılacak demiştim sana. Uygun değil mi? Açamadım. Yok. Tamam uzatma. Bir daha olmasın. Baran'ı terk etmek ve tabii boşanmak için çok vaktin kalmadı. Ama bakıyorum senin acelen yok gibi. Gerçekten ben elimden geleni yapıyorum. Yetmiyorsa daha fazlasını yapacaksın. Sonsuza kadar seni bekleyemem. Yoksa olacakları biliyorsun. Baran Karabey'in adamları malum. Her tarafı dedik dedik ediyorlar. Haber geldi şimdi. Kudret Karabey de başka bir koldan araştırıyormuş sizi. Acaba ne biliyor? Baran ne anlattı ona? Bilemiyorum Sabiha Hanım ama... başka kaynaklardan soruşturduğuma göre... Baran Karabey ona bilgi vermemiş olabilir. Doğru. O da kendi başına çözmeye çalışıyor demek. Ama başaramayacak. Baran'ın da, babasının da her zaman bir adım önünde olacağım. Dışarı çıkacağım. Arabayı hazırlat. Tabii Sabiha Hanım, derhal. Ulan Hasan, yere bakan yürek yakan adamsın yeminle. Kolay değil Hasan Karabey cazibesine dayanmak.
Günaydın. Günaydın tatlım. Günaydın bir tanem. Gel bakayım ben seni bir sarılayım. Bir şey mi istemiştin minik kuşuma? Uyuyacağım da bana masal okur musun diyecektim. Ay okurum tabii bir tanem. Hangi masal istiyorsun? Uzaya giden astronot. Benim kızım büyüyünce astronot mu olacakmış ya? Tabii ki okurum aşkım. Hadi sen geç yatağına, ben hemen geliyorum, tamam mı? Hadi. Demek annem geliyor Almanya'dan beni görmeye. Ta Almanya'dan. Niye geliyor ki? Çok acıktım ben. Biliyorum bir tanem. Ta midenin gurultusu mutfaktan duyuluyor biliyor musun? Ben de sana süper bir kahvaltı hazırladım. Yumurtada mı yaptın? Yumurtada. Kızarmış ekmekte mi? Kızarmış ekmekte. Peki. Ve bu parmaklar. Oley. O zaman şimdi elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Sonra kahvaltıya. Hadi bakalım. Baş baş. Yavaş. Sabah şeriflerin hayır olsun oğlum. Senin de anacığım. Hasan? Hayırdır sabah sabah? Bu ne kılık? Düğün dernekte kurulmaz ya bu saatte oğlum. Düğün derneklik mi olmuş bana? Birazcık öyle olmuş. Hadi kahvaltıya. Yok ana, ben çıkıyorum. Nereye oğlum? Önemli bir görüşmem var bugün, oraya gidiyorum. Ha, iş görüşmesi. İyi yapmışsın oğlum. Dosta güzel, düşmana daha güzel olmalısın. Hadi Allah işini gücünü rast getirsin. Getirecek. Getirecek inşallah anacığım. Hele senin hayır duanı aldıktan sonra da sırtım yere gelmez. Hadi ver o mübarek elini de bir öpeyim. Hadi bana eyvallah. Hazırla, inelim. Nereye? Nereye olacak, kahvaltıya. İnmeyeceğim ben. Sabaha kadar uyuyamadım. Sen git, ben biraz uykumu alayım. Akşam alırsın uykunu. Şimdi kahvaltıya inilecek. Sürekli senin ailenle o sofrada oturmak istemiyorum. Rol yaparak onların yüzüne bakmak istemiyorum. Yeter artık, sıkıldım. Niye? Rol yapmak zor mu geliyor sana? Aylarca yapmışsın ya. Gel. Azade Hanımlar sizi kahvaltıya bekliyor Baran Bey. Hanımam senin için pişi yaptırdı gelin hanım. Seversin diye. Soğutmasınlar dedi. Tamam Gül, sağ ol. Sen git, biz geliyoruz birazdan. Hayır. Biz gitmiyoruz. Ben hazırlanıp iniyorum. Sen de inmezsen aç kalırsın. Karar senin. Bu evde çok aç kaldım ben. Merak etme. Alışığım. Midesi iyi değilmiş dersin.
Masaya bir tabak daha koyalım mı? Hani Derya'yı akşam aile yemeğine davet edemedin ya. Belki kahvaltıya çağırmak istersin. Çok sağ ol ya. Çok düşüncelisin. Ama hiç zahmet etme. Hatta bir tabak daha eksilt. Alo, Derya'cığım. Hadi hazırlan. Seninle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Baş başa. Şöyle güzel bir yerde. Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. Ne oldu kızım? Ne bu surat? Yok bir şey anne ya. Kahvaltı hazırlıyorum işte. Sen de taktın vallahi suratıma. Sağ ol kızım. Oğlum. Dilan kızım nerede? Bir şey yaptırdım ona. Soğutmadan yiyeydi. Midesi iyi değilmiş dersin. Midesi iyi değilmiş. Olacağı buydu oğlum. Bir sürü perişanlık atlattı. Bir doktora götüreydin iyiydi. Babaannen doğru söylüyor oğlum. Hiçbir şey olmamış gibi görünse de az şey atlatmadı kızcağız. O stres bile yeter ona. Yok baba. Öyle bir şey olsa söylerdi. Geçici bir şey belli ki. Ben hemen bir nane limon kaynatırım Baran Bey'im. Hiçbir şey iyice kalmaz. Siz hiç merak etmeyin. Madem öyle, oğlum sen gel bir şey atıştır. Vallahi bak Gül, özene bözene hazırladı. Kimsenin dokunduğu yok. Benim de iştahım kaçtı. Ben çıkıp bir daha bakayım. Hadi size afiyet olsun. Kudret, senin dediğin doğru da gençlere söz geçmiyor ki. Geçmez anam, geçmez. Allah vere de kötü bir şey olmasa. Yok hanım. Yani öyle değil. Genç falan dediysek Dilan akıllı kız. Hem okulunu okumuş, bitirmiş. Merak etme sen, dinler o kendine. Bir şey olsa da ihmal etmez. Rol yapmak kolay mı? Cihan'ın, Kudret amcanın yüzüne bakarken kendimi ne kadar zor tutuyorum bir bilsen. Senin için yaptıklarımın, yüreğimi nasıl kanattığını, beni nasıl paramparça ettiğini. Dayanamıyorum Baran. Şimdiden tükendim artık. Neye çıkması bu şimdi? Şu haline bak bir Dilan. Kendine bak. Nasıl dayanabileceksin yaşadıklarını? Barana yaşattıklarını.
Ne arıyorsun? Ben vereyim. Sağ ol. Rahatsız ettim ama Dilan kızım, sana nane limon kaynattım. İyi gelir. Yanına biraz atıştırmalık da koydum. Çok fazla aç kalma. Midesi olmuyormuş abla. Ne zaman isterse o zaman yesin. Peki Baran Beyoğlu. Bu ailede şimdiye kadar nasıl yemek yendiyse bundan sonra da öyle yenecek. Aynı saatte hep beraber. Kimseye özel muamele yok. Olmayacak da. Yemeyeceğim ben zaten. Belirttiğin gibi. Midem almıyor. Kalk hadi. Çorbanı içireyim, sonra da ilaç içeceksin. Yes. Üçümden geçti mi? Ruhum sevgine aç. İlgine, şefkatine. Midem doysa ne ki? Alo Fırat. Çıktım ben şimdi, geliyorum. Dur Derya. Çıkma hiç. Aa, neden, ne oldu ki? Ya bir iş patladı da benim onu halletmem lazım. Kusura bakma bugün için. Sonra yine yaparız. İyi peki madem. Ben zaten sen dedin diye. Tamam Derya. Kusura bakma. Eyvallah. Elimine. Şuursuz. İyi misin gelin hanım? Bir şey yiyip içmiyormuşsun. Bir bakayım dedim. Nasıl oldun? Toparlandıysan hazırlayayım mı bir şeyler? Çok sağ ol Gülcüm. Şimdi daha iyiyim. Hem midem de biraz dinlendi. Ben şu yatağı bir toplayayım. Yok yok. Sen bırak, ben hallederim. Asıl sen nasılsın?
Bilmem ki gelin hanım. Ben de nasıl olduğumu bilmiyorum artık. Kötü bir şey yok ya. Yani olanlar malum. Aslında kabullensem sorun kalmayacak belki de. Zamanla kalbim de kabul edecek olanları. Ama bazen içimden bir ses, hayır, gerçek değil bu olanlar diye haykırıyor. Bir cesaret geliyor o an. Sevdiğine sahip çık diyorum ben de kendi kendime. Sonra peki? Sonra o öyle bir şey söylüyor, öyle bir şey yapıyor ki tüm cesaretim kırılıyor. Belki o da istemeden, ne bileyim, olamaz mı yani? Yani ben de aynısını diyorum bazen. Gözlerine bakıyorum, yok diyorum. Söyledikleri başka, gözleri başka. Ama öyleyse neden böyle söylüyor? Neden böyle yapıyor? Çıkamıyorum işin içinden. Kader deyip geçiyorum. Aslında bambaşka bir yerde olsanız, bu dünyadan uzak bir yerde, kimse sevginizi sorgulamasa, kimse bir şey istemese sizden, İşte o zaman her şey bambaşka olurdu. Ama böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Bu dünyada yaşamaya mecburuz. Dostlarla, düşmanlarla. Ben de onu diyorum. Bu dünyada zor bizim hikayemiz. Bir de biz sizin gibi ikimiz bir olup dostun düşmanın karşısına çıkamadık ki. Ben dikilip karşısına onu sevdiğimi bile söyleyemedim. Zor değil mi? Her gün onu görüp sevdiğini söyleyememek. Çok zor. En zor da sevmiyormuş gibi numara yapmak. İnsan bir an geliyor, şuracıkta boynuna sarılayım diyor. Ne olursa olsun. Ama yapamıyorsun. Kalbindeki sevgiye sahip çıkarsan, vazgeçmezsen ondan, bugün değil belki, ama bir gün. İnşallah. İnşallah Gül. Ay seni de yordum gelin hanım. Çıkayım ben. Sen de güzelce bir dinlen. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Her şey için sağ ol sen de. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme lütfen. Sen de sağ ol. Döndün ya, o bile yetti. Varlığın konağın havasını değiştirdi yeniden. Tekrardan hoş geldin. Gelecek çocuğun kafasını karıştıracak. Neymiş tatile geliyormuş. Yok ya. Ya insan kızını tatilden tatile görür mü ya? Yok yok. Görüşmemeleri en iyisi. El kadar kızcağızın kafasını karıştıracak. Dünyasını da alt üst edecek. Hayırdır inşallah. Cevriye Hanım, iyi günler. İyi günler İlkay Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Yağmur'un annesi Meltem Hanım için aramıştım sizi. Ha, öyle mi? Buyurun, dinliyorum ben sizi. Meltem Hanım aradı, kızını görmek istemiş. Ama siz gelmeyin, göremezsiniz gibi bir şeyler söylemişsiniz sanırım. Tam öyle değil de aslında. Cevriye Hanım, ne şekilde olursa olsun sizin böyle bir şey söylemeye hakkınız yok. Biliyorsunuz. Bilmez miyim İlkay Hanım? Tabii ki de biliyorum. Ama kendisi, nasıl desem,
biraz dengesiz. Gerçekten, gerçekten biraz dengesiz. Ben zamanında aramıştım kendisini Yağmur'la konuşsun, görüşsün diye. Kabul etmemişti. Hani şimdi öyle geleceğim falan deyince... Hani kızın hani psikolojisi için şey olmasın diye demiştim ama. Ben anlıyorum sizi Cevriye Hanım. Fakat yasalar belli. Bir annenin çocuğunu görme hakkını engelleyemeyiz. Sizden ricam Yağmur'a da bu durumu tatlı bir dille anlatmanız. Bir anda karşılaşması doğru olmaz. Tabii. Ben zaten asla onun üzülmesini istemem İlkay Hanım. Teşekkürler Cevriye Hanım. İyi günler diliyorum. Kurban olduğum, vallaha billah, hükümet gibi kadın. Hoş geldin Sabiha Hanım. Hoş buldum Hasan. Bir şey içer misin, ne söyleyeyim sana? Sağ ol, çok kalmayacağım, acelem var. Dinliyorum seni. Ben konuya gireyim madem o zaman. Benim bu abim Kudret... Seni araştırmaya başlamış. Dediğin doğruymuş. Evet, öyleymiş. Kimlere ulaşmış, ne biliyor? Bir an önce öğren bakalım. Hasan. Olur, olur. Ben şey derim o zaman. Acele et. Et ki önüne geçebilesin. O gitmeden haberin olmalı gittiği yerden. Hiçbir yerde, hiçbir şey bulmamalı. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum tabii, anlıyorum. Çok iyi anlıyorum hem de. Tüm gelişmelerden haberim olsun. Yeni bir şey öğrenirsen ara mutlaka. Olur, ararım tabii. Aramaz olur muyum hiç? Kolay gelsin Kader. Sağ olun Azade Hanım. Çıktın mı odalarına? Dilan daha iyice mi? Çıktım Azade Hanım. Ben iyi gördüm Dilan kızımızı. Oh çok şükür, çok şükür. Hızlıca toparlansın da unutsun bu kara günleri. İnşallah hanım. Kanepede gitmiş odadan. Ne diyelim hanımım? Mutlulukları daim olsun bundan böyle. Amin Kader, amin. Benim yaşım başım geldi artık. Şöyle Baran'ın sevdiği kızdan çocukları olduğunu bir görsem diyorum. Torunlar cıvıldasa konakta. Ne varmış ki yaşınızda hanımım? Daha çok uzun bir ömrünüz var inşallah. Torunlarınızla pek güzel günler yaşayacaksınız Allah'ın izniyle. Amin Kader, amin. Ne diyelim? Allah nasip eder inşallah. Amin hanıma, amin. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol hanım. Söyledim ben işte. Ya ne diyor? Olur diyor, zamanla diyor. Hoş geldin babam. Buyur gel. Oğlum hoş bulduk. Sağ olasın. Hayırdır babam? Ha? Kötü bir şey mi var? Ay yok yok. Bir şey yok ya. Dilan'dadır daha onun aklı. Yoksa yine kötü bir haber mi var baba? Ya yok ya yok, öyle değil. Balayına gidememişler ya. Ona takıldı aklım.
Neyi var kızın acaba? Ciddi bir şey mi? İnşallah hastalık alan bir şey çıkmaz. Ama ne hastalığı Seyit? Yorgunmuş işte. Hem konakta mis gibi bakarlar ona. Bir şeyci kalmaz, merak etme sen. Anam doğru söylüyor baba. Bak sen hiç merak etme, biz zaten yarın uğrayacağız. Cevriyem doğum günümü kutlayalım diyordu. Hani Yağmur'a da bir hareket olsun, heyecan olsun diye. Hani Dilan'ları da çağıralım, hep beraber olalım dedik. Bak biz bir gidelim, halini hatırını güzelce bir soralım, iyice bir bakalım ona, tamam? Ha, iyi düşünmüşsünüz ya. Tabii babam, tabii. Sen hiç merak etme. Ha, bak oğlan da el attı, rahatla azıcık. Dur ben sana bir çay koyayım. Güzel yapmış vallahi çayı. Afiyet olsun. Ay kızım, mis gibi koktu vallahi. İllerine sağlık. Afiyet olsun anneciğim. Çayın yanına yaptım, yeriz diye. Bu da prensesime götüreyim de yesin. Hadi. Merhaba. Bal böceğime en sevdiği kekten yaptım. Cevizli kek. Oley, en sevdiğim. Hı. Al bakalım bir dilim. Yağmur. Ben sana bir şey soracaktım da. Sor tabii, parka gidelim diye mi soracaktın? Yok. O sorunun cevabı belli zaten. Şey diyecektim. Ne diyecektin? Annen geliyormuş. Seninle vakit geçirmek istiyormuş. Onunla, yani annenle vakit geçirmek ister misin diyecektim. Nereye? Gidiyorum. Öyle mi? Nereye gidiyorsun peki? İstediğim yere. Sen istediğin hiçbir yere gidemezsin artık. Çok güzel. O da hapsi de geldi sonunda değil mi? Geç bile kalmıştı. Evet. Doğru. Geç kaldı. Seni bulduğum an başlamalıydı. Ama ben seni zerre kadar tanımadığım için inanmak istemedim oynadığın oyunlara. Ne kadar rahatsın ya. Canın öyle istiyor diye zorla birini bir odaya kilitleyemezsin. Gerçi daha önce de yapmıştın değil mi? Bir de beni suçluyorsun. Oyun oynamışım. Oynadım, evet. Bana hissettirdiklerini anla istedim. Ama nerede sende o anlayış? Haklısın. Oynadığın bunca oyuna benim aklım vermiyor. Anlayamıyorum. Farkındayım. Bu yüzden anlatmaya çalışmıyorum artık. İyi ya işte. Kendini boş yere yormamış olursun. Yeter artık ya, çekil önümden. Bu nasıl bir zorbalık ya? Hayatımı mahvettin, yetmedi mi? İçinde kötülükten başka bir şey yok senin. Birazcık, biraz olsun merhamet var demiştim. Ama yokmuş. Senin yüreğinde iyi olan, güzel olan hiçbir şey yokmuş.
Yeter artık, yeter. Sus. Duymak istemiyorum sesini. Evet. Benim kalbimde nefretten başka bir şey yok. Nefret ediyorum. Senden de, sesinden de. Lütfen ona zarar verme. Ben benden nefret etmesini, boşanmasını sağlayacağım. Dilan! Dilan!